Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. FETÖ'cü darbe girişimini anlattı. Tüm dünyayı uyardı Erdoğan. Bu sinsi örgüte karşı mücadele edilmezse yarın çok geç olabilir dedi. Amerikan Başkanı Obama ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'sa son kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Her iki isim de Suriye İç Savaşı'ndan duydukları kaygıları paylaştı. Askeri değil, politik çözüm bulunmalı çağrısı yaptılar. Özgür Suriye Ordusu'nun yeni hedefi Elbab'ı terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek. Akıllardaki soru, Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyona piyadelerle katılacak mıydı? Milli Savunma Bakanı Fikri Işık açıkladı, Suriye'ye Türk piyadesi girmeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ raporu hazırlıyor. O rapordaki bazı satırlar okuyanları bir kez daha sarsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı FETÖ'nün dini değerleri nasıl istismar ettiğini tek tek örneklerle anlattı. Sayın Sezer, sonbahar tüm şiddetiyle geldi. Başta Marmara bölgesi olmak üzere pek çok noktada kuvvetli yağış sele döndü. Sel ve fırtınada ağaçlar devrildi, araçlar suya kapıldı ve ne yazık ki can kaybı da yaşandı. Birazdan paylaşacağımız haberlerden bazı başlıklar böyleydi. Ayrıntılar için başlıyoruz.